Evet, salt bir askerden kaçma durumu değildir. Yani arkasında bir inanç, bir düşünce vardır. Ve hayatınızın pratiği de bununla uyuşması gerekmektedir. Neden vicdan evet? Şimdi tabii Kıbrıs'ta yaşayıp militarizmle sorununun olmaması bir insanın bence zaten normal olan bir şey değil. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Kıbrıs tam da militarizmin derin acılar bıraktığı, insan hayatlarını darma duman ettiği bir sorun olarak önümüzde duruyor. Tabii militarizmi tek başına milliyetçilikten bağımsız konuşamayız ama ilk başta söyleyecek olursak ben antimilitaristim. Ayrıca Kıbrıs'ta bir barış aktivistiyim. Kıbrıs'ın birleşmesini savunan bir bireyim. Dünyanın birçok yerinde ama Kıbrıs'ta biraz daha anlamlıdır icaretle konuşmak. Çünkü geçmişimiz ve bugünümüz aslında vicdanımızı rahatsız etmek için yeterli sebepler sunuyor bize. Kıbrıs'ta vicdanının sesini dinleyen bireyler cezalandırılıyor. Liseyi bitirdiğim yıllardan itibaren askerlikle sorumlu olan bir insandım. Yani daha o yıllarda henüz vicdanetle tanışmamıştık, bilmiyorduk ne olduğunu ama askere gitmek istemediğimi ta o günlerden yani 17-18 yaşlarımdan beridir önce kendime, sonra yakın çevreme bir şekilde seslendirmiştim. Uzun bir dönem üniversite eğitimini kullanarak askerliği ertelemeye çalıştım. Erteleme hakkım sonuna geldim, artık bir şey yapmalıydım. Bir dönem Kıbrıs'tan gitmeyi düşündüm. Hatta denedim de bir buçuk iki yıl kadar İngiltere'de kaldım. Ondan sonra yapamadım tabii. Kıbrıs böyle bir şeyi var. Ne yaşanabiliyor burada mutlu bir şekilde, ne gidebiliyoruz buralardan. Geri geldim. Zaten çok kısıtlı bir sürem kalmıştı askerliği erteleme hakkımla ilgili. Dedim ki neden güneye yerleşmeyeyim? Neden güney bir çözüm olmasın bu sıkıntıya? Çünkü vicdanetçi olup kuzeyde yaşamak, yani zorunlu askerliği reddedip vicdanetçi olup kuzeyde yaşamak pratik olarak çok mümkün değil. 2012'den itibaren, 30 yaşıma bastığım günden itibaren kuzeye geçememe sıkıntısı başladı. Yani zaten bireysel olarak vicdanet mücadelesi içindeyim. Bunu toplumla da paylaşmak gerekir diye düşündük ve ben ve arkadaşlarım birlikte toplumla paylaşarak vicdanet kampanyası yürüttük o dönem. Tabii vicdanet dimi açıldıktan sonra ben hem Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nı hem Güvenlik Kuvvetleri'nin kağıt üzerinde bağlı olduğu Başbakanlığı bir dava açtım Yüksek İdare Mahkemesi'nde. Deyim yerindeyse yani resmen dalga geçildi bizimle o süreçte. Yani aylarca örneğin mahkeme sürecinde davalar ertelendi çünkü işte mahkeme, daha doğrusu savcılık işte asal şubeye ulaşamadı, bilgi alamadı gibi böyle komik gerekçelerle süreci bir şekilde uzatmaya çalıştılar. Tabii dava tamamlandı, reddedildi benim talebim mahkemede ve ben devamında 2020 yılına kadar yaklaşık 9,5-10 yıl Kıbrıs'ın kuzeyine geçemedim. Kıbrıs'ın güneyine yerleşmeyi düşündüm de hadi Kıbrıs'tasın işte ne bileyim ben kendi evine 15 dakika mesafedesin ama gidemen, işte aileni göremen, birine bir şey olur vesaire. O yüzden yani ilk başlarında zorlu bir süreç oldu benim kendi adıma, psikolojik anlamda en azından onu söyleyeyim ama belli bir süre sonra tabii insan her şeye alışıyor. Kuzey'de milliyetçilerin ve sağcıların bize anlattığı gibi işte vicdanet geçerse işte herkes vicdanetçi olacak, kimse askere gitmeyecek, öyle bir şey yok. Çünkü hayatta yaşayan herkes, her bir birey yani politik değildir. Yani bunu anlamak lazım. Çünkü vicdanet salt bir askerden kaçma durumu değildir. Yani arkasında bir inanç, bir düşünce vardır. Ve hayatınızın pratiği de bununla uyuşması gerekmektedir. Herkes vicdanetçi olacak ve bu yasa geçerse buradan yararlanacak tamamen palyatif bir zemini olmayan bir söylemdir ve güneyde bunun örneği var. Böyle yaşanmadı yani bu süre. Mustafa'nın vicdanetiyle tekrardan vicdanet gündeme geldi. Bence utanç duymalılar yani mecliste oturan insanlar. Çünkü yani düşünün ki yani çıkıyor UVP milletvekili Sunal Hatun ve diyor ki bu ülkede ateşkes var. O yüzden vicdanet yapamayız. Kabul edemeyiz.
Ama aynı insanlar bedelli askerlik anası geçirebiliyor. O zaman ateşkesinin bir önemi yok Kıbrıs'ta. Bence yani herkesin sadece bu noktaya odaklanması lazım. Samimiyet testi varsa eğer, bir tarafta vicdanetçi olan insanları hapise atırlar ya da bu memleketten gitmelerini sağlarlar aslında. Pratik olarak bu böyle. Ama diğer taraftan hiç bedelli askerliğe gelince parayı alıp da insanların askerliği yapmasına kabul edebiliyorlar bunu. Dörtlü hükümet döneminde ne sıkıntı vardı bu yasanın geçmesi için? Meclise çoğunluk da vardı, hükümetin çoğunluğu da vardı. Niye geçmedi bu yasa o dönem? Eğer gerçekten çok samimiyse bugün mecliste vicdanet yasasının geçmesi için ivedilik talep eden milletvekilleri samimiyseler eğer bugün geçmişten için yapmadılar yani bugün ne farkı vardı? Ve bugün hani sanki kendileri bir numaralı vicdanet aktivistiymiş gibi konuda kendi geçmişlerindeki sorumluları görmezden gelmemeleri gerekir bence. Bu utancı bence sadece UVP'li milletvekilleri değil, CHDP'li milletvekillerinin de paylaşması gerekir. Çünkü bu konuda üzerlerine düşen görevi yapmadı da.